İlk önce isterseniz traktörün arkasına bağladığımız makinalardan bahsedeyim biraz. Burada ara sürme makinalarımız var. Genelde pamuk ve mısır ekiyoruz. Hayvancılık işiyle de uğraştığımız için ayrıyetten çırçır fabrikamızda olduğu için pamuk ve mısır hayvan yemi ekimlerine özen gösteriyoruz. Burada 4,5 metre Türkay dik rotilimiz var. Aynı zamanda kombine makina da yapılıyor. Arkasına ekim makinesi veyahut da başka bir makine takılıp kullanılabilir halde. Arkasında yurdu sar 4 metre normal revomuz var. Onun arkasında çapa makinalarımız var, 5'li. Öndeki özdöken, arkadaki Toscano, onun arkasındaki Türkay, onun arkasındaki tekrardan özdöken. Hepsi 5 aralı olarak mevcut. Burada da kökten gübre vermek için 5 sıralı Ege Sebat söke yapımı gübre makinemiz var. Aynı zamanda arkadan karık yapıyoruz bununla. Burada 1200 kilo pırpır dediğimiz gübre serpme makinemiz var. Dönder marka 1200 kilodur. Burada Maschio Gaspardo çalı kırma sap parçalama makinelerimiz var. 2 adet mevcut elimde. İkisi de daha kullanılmamış, sıfır. Aldım, kullanıyorum yeri geldiğinde. Yeri geldiğinde düzenli bir şekilde böyle muhafaza ediyoruz. Burada yine Maschio Gaspardo 6 metre dik revumuz var. 6 metre boyunda. Arkasında merdanesi olan, aynı zamanda tesviye de yapıyor. Binde bir şanzımanlı, katlamalı bir makinamızdır. Aynı zamanda katlayabiliyorsunuz. Hangi traktör için? Bunu biz 724, Fendt 724 ya da 828'in arkasına takıyoruz. O günkü şartlara göre hangisinde hangi iş olursa ona göre değiştiriyoruz. Burada 4 sıralı Karaoğlu, bunlar da sıfır. Yeni sap parçalama makinalarımız var. Burada 3 sıralı ödemiş yapımı Mert makineden yapılmış malç makinesi var. Aynı zamanda hem karığını yapıyor, hem gübresini veriyor, hem de torbasını örtüyor. Burada Yunus, parlayanı Yunus modeli, 2 tonluk zeytinleri ilaçlamak için kullandığımız bir ilaçlama makinemiz var. Böyle devam ettiğimizde 2 adet 5'li ünlünün dönerli pulluklarımız var. 14 numara kulakları var. Ünlünün kalitesinden ödün vermiyor. Evet, ünlüden vazgeçilmezimiz bizim ünlü. Ünlüden çok memnunuz. Hiçbir şekilde yarı yolda bırakmadı bizi. Gayet güzel, memnun bir şekilde kullanıyoruz. Sezon zamanı genelde dar lastiklerimiz oluyor araya girmek için. Bunları ilaç atarken kullanıyoruz. İlaç atarken taktığımız lastiklerimiz. Burada 5'li fide ekme makinemiz var. Genelde domates ekiyoruz bunlarla. Menemen yapımı. Menemen yıldırım makine. Burada söke yapımı Ege Sebat 6 metre lazerimiz var. Lazer tesviye küreğimiz var. Ahtapot tipi. Evet, ahtapot tipi. Bacakları açılıyor. Şu anda bacakları katlanık, taşıma pozisyonunda. Gayet memnunuz. İşimizi çok güzel görüyor. Bunu 800 Fendt 828 Vario'ya takıyoruz. Burada Özsan tire yapımı 10 tonluk sıvı gübre tankımız var. Aynı zamanda hayvancılık işiyle uğraştığımız için gerekli bir alet bu da bize. Telefonu çekeceğim, buna geçeceğim.
Burada 60 sıralık kendinden yürüyen yağmurlamamız var. 530 metre boru uzunluğu var. Bunları pamuklar ilk çıktığında, su lazım olduğunda, toprağın tavı yetmediğinde yağmurlama yapıyoruz. Öyle kullanıyoruz. Aynı zamanda dikili çiftliğimizde 500 dönüm araziyi kapsayan pivotumuz mevcut. Tabii ki de onu yerinde bir gün gidip görürüz. Burada eskiden kullandığımız, arada lazım olan kullandığımız makinalarımız mevcut. Burada Toscano hassas dip çapalama makinamız var. Sürgü. Burada sürgümüz var. Biz genelde artık sırta ekiyoruz. Sürgüyü pek kullanmıyoruz ama sırt ekimi yapmadığımız zaman da tarlayı basmak için bu sürgüyle tarlayı basıyoruz. Bunu kullanıyoruz. Bu da eskiden kullandığımız havalı 6 sıralı baltalı Abbott marka mibzerimiz. Burada buğday mibzerimiz var. 3 metre genişliğinde Güngör makinanın üretmiş olduğu bir buğday mibzerimiz var. Burada kaymak kırmak için cadı adı verdiğimiz bir makinamız var. Burada helikopterimiz var. Saman toplamak için. Gene arkada Azim marka köke gübre vermek için 5'li gübre makinamız var. Burada Çakırlar Tarım Titan 400 diye geçen bilindik adıyla, köylü adıyla Aysan'ımız var. Burada Tutkun Kardeşler kaplan modeli var. Taş toplama makinamız mevcut. 175 santimlik. Evet. Evet, Ermak marka tillerimiz var. Tezekli yerler için evet. Kullandığımız bir tiller. Kara toprak için. Evet, kara toprak için çok ideal bir makine. Bu kükürt makinesi. Toprağa kükürt sermek için kullanılan bir makine. Burada 6 metre Azim'in katlamalı tillerleri var. Goblem'in tilleri mi? İkisi de yerinden... Yok. Tercih olarak tiller mi, goblem mi? İkisi de yerinden yerine göre değişiyor tabii ki de. Kimi yerlerimiz var, tiller istemiyor. Kimi yerlerimiz var, goble istiyor. Burada bakım gören makinalarımız var. Daha doğrusu bunlarda bir sıkıntı, arıza yok. Bakım görmüyor ama bu Nergis Tepe'den aldığımız patlatmamız. Daha önce ufak traktörümüzü almıştık biz bunu. Bunun bir boy büyüğü de var elimizde. Arkasındaki merdaneyi büyük boyumuza entegre ettik. O yüzden burada değiş tokuş demir kaynak işlerini yaptık. Nergis Tepe ufak olan patlatmamızın bacak uzunluğu 80 cm. Bunu New Holland T6080'in arkasına diye düşündük biz. New Holland T6080 bunu çok rahat bir şekilde çekiyor. Daha önceden sattığımız TR640 vardı. O da çok rahat çekiyor. Ayrıca bunu Fendt 311'e taktığımızda Fendt 311'de çekiyor ama tabii ki de biraz zorlanıyor çekerken. Burada hayvan çiftliğimizde eski, çok eski kullandığımız bir yem karma makinemiz var. Onu da burada tekrardan revize ettik. O burada yedek olarak bekliyor. Bir arıza durumunda, şey durumunda bunu alıp götürüyoruz ve bunu kullanıyoruz. Güzelman 12 metreküp galiba. Evet, Güzelman 12 metreküp. Nergis Tepe çizgi 9, ayakları 85 cm. Bunu da büyük Fendt 828 varyo traktörümüzde kullanıyoruz. Bunu
ona da burada bir işlem yaptık. Daha teminki diğer Nergis Tepe patlatmamızın arka merdanesini buna entegre ettik. İstediğimizde söküp takılabilen hem buna hem ona takabiliyoruz. Böyle daha güzel iş görür diye düşündük. Tabii ki de söküp takılabilen yaptık çünkü bu aynı zamanda ön P2'ya da takılabiliyor bu makine. Biz bunu ön P2'ya takmak istediğimizde arka merdaneyi söküp ön P2'ya da tekrardan takabileceğiz. Biz burada yerlerimizi sürmemeye özen gösteriyoruz. Çünkü sürdüğümüzde gelen toprak çıkıyor aşağıdan. Üstteki verimli toprağı altı alıp alttaki verimsiz toprağı çıkarmak istemiyoruz. O yüzden bu aleti kullanıp derince patlatıyoruz yerlerimizi. Ayrıca Nergis Tepe makinalarına, Hulusi Bey'e çok teşekkür ederiz. Çok güzel makineler yapıyor. Çok memnun kalıyoruz makinalarından. Almak isteyen arkadaşlar kullanmak isterse çok memnunuz.